Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Yine bir webinarımız ile beraberiz. Sesi almada veya görüntüde sıkıntı var mı? Şayet herhangi bir problemimiz yoksa ufak bir girişle başlayabiliriz. Sağ tarafta yorum kısmı var arkadaşlar. Oradan yorum yapabilirsiniz. Ya da görüntüde, seste bir sıkıntı varsa oradan da bana belirtebilirsiniz. Olumsuz bir cevap gelmezse arkadaşlar, ufaktan başlayacağız. Önce bir ön bilgilendirme yapacağım webinarımızla alakalı. Bu webinarımızda hangi konuyu işleyeceğiz? Neler yapacağız? Yaklaşık bir saat kadar sürmesini planlıyoruz ama bir saati geçme durumu da olabilir. Ona göre de bir şeyler planlarız. Şimdi arkadaşlar herhalde sesle ya da görüntüde bir sıkıntı yok. Beni duyabildiğinizi düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar, bu webinarımızda 3D Max'e V-Ray render motorunu kullanarak basit bir sahne tasarımı yapacağız. Bu seviye olarak başlangıç seviyesinde olan arkadaşlarımıza ve kullanıcılarımıza hitap ediyor. Yani çok ileri düzeyde bir şey yapmayacağım, hem de karışık olmaması açısından basit bir banyo modelleyeceğiz. Yalnız şöyle bir detay vermekte fayda görüyorum. Şubat ayında yapmış olduğumuz webinarı izleyen arkadaşlarımız varsa aramızda orada bir genel tasarım webinarı yaptık. Nelere dikkat edilir? Kurallardan bahsettik. Birazcık fotoğrafçılık terimlerini kullandık. Bunların 3D Max'e uygulanması nasıl olur? Onları anlattık. Bu webinarımızda bir nevi onun devamı gibi oldu. İkinci bölümü gibi oldu. Burada da şimdi bir önceki webinarımızda anlattığımız konuların uygulamalı halini göreceğiz. İzleyen arkadaşlar varsa zaten konuya vakıf oluyorlardı şu an. Yapacağımız işlemler şunlar arkadaşlar. Bir banyo modelleyeceğiz. Bu modellemede teknik detay olarak İtalyan seramikleri kullanacağız. İşin en güzel tarafı sahnemize hiç bir ışık kullanmayacağız. Bunun şöyle bir faydası var. Tabii ki sahnemizde kullandığımız render motoruna göre de bir ışık kullanmamız gerekiyor. Aydınlatmanın sağlıklı olması açısından, ama şimdi burada hani render süresinin de kısa tutmak açısından genel günlük kullanımlarınıza hazırlamış olduğunuz sahnelerde bilen arkadaşlar var da V-Ray Light materyal ile sahnemizde aydınlatma yapacağız. Oldukça iyi sonuçlar veriyor. Sonrasında herhangi bir gölge sıkıntısı yaşanılmıyor. Subdiff sorunları yok. Çünkü subdiff olduğu zaman bunları yüksek tutmamız gerekiyor. Bu da otomatik olarak render süremizin uzamasına sebep veriyor ki ne kadar çok ışık kullanırsak bu o kadar etkiler eş zamanlı olarak. Sahnemizdeki aydınlatmada tamamen V-Ray Light materyal kullanıyoruz. Basit bir banyo modelleyeceğiz. Başlamadan önce soru sormak isteyen varsa arkadaşlar sorabilir. Yayın size 1 dakika gecikmeli geliyor. Yani cevaplarınız da ona göre olacak. Sona doğru da bir sorusu olan arkadaşlarımız varsa onlara kısa bir soru cevap yapabiliriz. Teşekkürler Onur. Seste görüntüde problem yokmuş.
Şimdi biz isterseniz sahnemize geçelim. Ama öncesinde arkadaşlar size bitmiş halini gösterdim. Çünkü render almayacağım. Belki küçük deneme renderlar alınabilir. Çünkü render almaya kalkarsam bu birebir yayını etkileyecek. Hemen size bitmiş halini göstereyim ben. Alacağımız sonuç bu şekilde olacak arkadaşlar. Ayrıca da sahne hakkında da birazcık bilgi de vereyim size. Kullanılan materyaller hakkında. Şimdi arkadaşlar sahnemize genelde gördüğünüz gibi varak rengi hakim İtalyan seramik kaplamaları kullanıldı. Sahne içerisinde herhangi bir vray light yok. Sadece tavan ve pencere kısmı olarak şurada görmüş olduğunuz yansımalarda beyaz kısımda bir vray light materyal var. Box yardımıyla hazırlanmış. Sonrasında burada seramik kaplamamız var. Bir su oluşturduk içerisine. Boyalı bir su oluşturduk. Onun dışında da sahnede ekstra herhangi bir şey kullanılmadı. Bir adet de normal birey kamera var. Ayrıca Photoshop'ta da resim üzerinde herhangi bir düzenleme de yapılmadı. Kısa olarak da üzerinde Photoshop'ta da bir düzenleme yaparız. Şu anki render çıktısının ne kadar değiştiğini siz de görürsünüz. Şimdi biz Max'e geri dönelim. Evet arkadaşlar, sahnemiz piksel ölçüsü olarak yaklaşık hemen bir bakalım kaça kaç pikselmiş. 2000'e 2000 piksel. Sonrasında G olarak Very Low ayarlarında Subdiffs'leri ve Samples'ları 200'e 100 olarak kullandık. Light Cache 2000'de. V-Ray kamera yok. Standart Max kamerasıyla render edilmiş bir sahne. V-Ray 3.0 zaten render motorumuz. Şimdi kısaca bir kadrajdan çıkalım. Ya da kalalım. Perspektif penceresine geçelim. Realistik olarak gösteriyor. Sürekli olarak da ışık hesaplaması yapıyor. Biz bunu shaded olarak değiştirelim arkadaşlar. Daha net bir görüntü alırız. Şimdi ben size sahneyi göstereceğim. Sonrasında sıfırlayıp bunu yeniden oluşturacağız. Bir saate de sığdırmayı düşünüyorum. Ümit ediyorum ki sığar inşallah. Şimdi arkadaşlar sahnemiz böyle. Kısaca size de burada bahsedeyim. Şu kısımda görmüş olduğunuz kısımda bir light materyal var arkadaşlar. Aydınlatmayı o sağlıyor. Ayrıca tavan kısmımızda da bir light materyal var. Gördüğünüz gibi sahnemizden dışarıya doğru bir çıkış yapalım. Yaklaşık olarak 4 tane bir kutu oluşturmuşuz. Onların yardımıyla sahnemiz aydınlatılmış. Bu bir zaten prodüksiyon çalışmasıydı. 13 adet kamerayla çalışıldı arkadaşlar. Bu hazır model olarak sahnemize sadece arkadaşlar havluluk çiçek ve şurada görmüş olduğumuz küçük bir tuvalet kağıdımız var. Onun dışında tamamen
modellemede. Tabii tasarımımıza bulunan hepsini baştan modellemeyeceğiz. Bunları sahnemize yeri geldiği zaman merge edilerek kullanacağız. Zamandan tasarruf etmemiz lazım. Şimdi Max'e bir reset atalım. Bunu kaydetme. Ama öncesinde şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Kolaylık olması açısından. Burada hazır olarak sahnemize çağıracağımız objelerimizi bir gruplayalım ve isimlendirelim. Sonrasında bizim için daha kolay olur. Şimdi bunu grup ismi olarak VC diyelim. Sonra bu şu kısmı seçelim. Tabii istenmeyen objelerimiz var. Onları dışarıya doğru atalım. Evet. Grup diyelim. Bu adam serum desek bizim için yeterli.